Merhaba. Bugünkü programın konusu Avrupa'daki seçimler. Yani İngiltere ve Fransa'daki iki seçim. Ve en kötü olanın ve kötü olanın en kötü olanın engellenmesi diyelim. Şimdi İngiltere'deki seçimde İşçi Partisi iktidardaki muhafazakarlara karşı, muhafazakar partiye karşı büyük bir başarı kazanıp tek başına iktidar oldu. Bunu İngiltere'de belirgin bir sola kayış olarak görmemek gerekir. Çünkü İşçi Partisi sonuçta hani sosyal demokrasinin sağ kanadı diyebilirsiniz. En iyi ihtimalle o durumdadır. Tabii ki daha önceki hükümetin izlediği politikaları da değişik iyileştirmeler yapacaktır. Eğer söylediklerini yapacak olursa mesela mülteci başvurusunda bulunanların Ruanda'ya gönderilmesinden vazgeçilecektir. Ruanda'ya gidip orada İngiltere'deki iltica başvurusunun sonucunu bekleyecekler idi. Şu anda karar verilmiş olan uygulama buydu. Bundan vazgeçeceklerdir eğer söylediklerini yaparlarsa. İkinci olarak hakkında sürekli olarak şikayetler gelen İngiltere demir yolları tekrar devletleştirilecektir. İngiltere'de demir yolları özelleştirildikten sonra yani pek iflah olmadı denilebilir. Fakat bunu dediğim gibi yani önceki hükümetin, muhafazakar hükümetin en kötünün engellenmesi, değiştirilmesi olarak görmek gerekir. Öyle belirgin bir sol akış filan söz konusu değil. Gelelim Fransa'ya. Fransa'da iki turlu seçim var. Daha önceki bir programda da bundan söz etmiştim zaten. Bu iki turlu seçim şöyle oluyor. Birinci turda bütün adaylar yarışıyorlar. Bu birinci turda Le Pen'in partisi Rassemble National %34 oy aldı. Yani oyların üçte birini aldı ve en büyük parti olarak çıktı. İki turlu seçim şöyle oluyor. Birinci turda adaylardan herhangi birisi %50'yi tutturamamışsa ikinci tura geçiliyor. %50'yi geçen bir aday varsa o doğrudan doğruya milletvekili oluyor. Bu dar bölge çoğunluk sistemidir. İkinci turda ona katılabilmek için en az %12,5 oy almak gerekiyor. Yani mesela şöyle bir hesap yapalım. Adaylardan biri %45 aldı. Diğeri %40 aldı. Ne oldu? %85. Bir diğeri de %15 aldı. Diğer işte veya işte bir takım daha ufak tefek adaylar da vardı. Onlar da çok az oylar aldılar. Bu durumda ikinci tur seçime 3 aday katılmış oluyor. Yani %12,5'u geçen 3 aday katılmış oluyor. Burada şöyle yapıldı. Macron'un partisiyle Halk Cephesi yani Komünist Parti, Sosyalist Parti artı işte birkaç tane daha sol örgüt şöyle bir işbirliği yaptılar. Dediler ki mesela 3 aday olan yerlerde veya 2 aday olan yerlerde bir tanesi Le Pen'in adayı zaten o gayet açık. Le Pen'in karşısında kimin daha fazla kazanma şansı varsa 3 adaylı durumlarda 3. aday 2. aday lehine çekesin. Bu şu anlama geliyor. Eğer diyelim demin yaptığımız hesapta %40 oy alan sol bir adaysa sağ aday çekiliyor. Ve diyor ki bu sola verin oyunuzu. Veya tersi eğer Le Pen'in karşısındaki aday en fazla oy alan bir aday sağ adaysa, üçüncü aday da varsa eğer orada sol adaysa o da o çekiliyor. Diyor ki o sağ adaya verin. Le Pen'in alternatifi olan kim varsa ona oy verin diyor. Bu sayede Le Pen'in partisi üçüncü parti olarak ikinci turdan çıkabildi. Birinci Halk Cephesi, ikinci Macron'un partisi, üçüncü şeydir. Ne derler işte Rassemble National Le Pen'in partisi olarak ortaya çıktı. Şimdi burada da böyle büyük bir sola kayış filan düşünmemek lazım. Yani burada Le Pen'in mecliste tek başına çoğunluk sağlaması engellenmiştir. Mesela Fransa'daki
seçim sistemi Almanya'daki gibi olsaydı, Almanya'da %5 seçim barajı vardır, o kadar. Le Pen'in partisi tek başına iktidar olabilirdi. İki turlu seçim sistemi sayesinde ve ikinci turda solla sağ arasında Le Pen'e karşı ittifak sayesinde bu en kötü ihtimal engellendi. Ama mesele burada bitmiyor. Şimdi üç tane grup var. Bir Halk Cephesi, iki Macron'un partisi, üç Le Pen'in partisi. Le Pen'in partisini bir tarafa koyalım. Ne Halk Cephesi ne de Macron'un partisi, Emmanuel Macron'un, yani devlet başkanı Emmanuel Macron'un partisi çoğunluk sağlayamıyor. İkisi arasında koalisyon hükümeti kurulması gerek. Ancak seçimden önce iki tarafta birbiriyle pazarlık yapmayacağını, birbiriyle işbirliğine girmeyeceğini açıkladı. Tabii bu seçimden önceki durum. Seçimden sonra da aynısı yapılacak anlamına gelmiyor. Normal olarak Macron şu anda şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO zirvesinde, döndüğünde en fazla oy alan Halk Cephesi'nden işte seçilecek, gösterilecek kişiyi başbakan olarak görevlendirmesi gerekiyor. En fazla oyu o almıştır. Gelenekle uyarınca en fazla oyu alan kesin de gösterilen kişi başbakan adayı olarak, başbakan olarak şey yapılır, görevlendirilir. Ama o başbakan nasıl hükümet kuracak? Bu ikisinin, yani Macron partisiyle Halk Cephesi'nin koalisyon yapması gerek. Bu epeyce zor görünüyor. Çünkü Halk Cephesi'nin programı Macron'un uygulamalarına tümüyle karşı. Yani geçtiğimiz yıllarda Macron'un yaptığı uygulamalara büyük oranda karşı Halk Cephesi. Ve o zaman ne yapacaksın? O zaman şu ihtimal olabilir. Taraflardan birisi, Halk Cephesi ya da Macron'un partisi, azınlık hükümeti kurar. Diğer tarafta onu şartlı olarak destekler. Fakat bu tabii hani dengesiz bir hükümet olur, zayıf bir hükümet olur. Bunun arkasından Fransa'da belki de başkanlık seçimi tekrar gündeme gelir. Devlet başkanlığı seçimi belki tekrar gündeme gelir. Belki yeniden genel seçim gündeme gelir. Bunların hepsi mümkündür. Şimdi Fransa'da devlet başkanı bir taraftan, parlamentoda en büyük parti ise başka bir taraftan, Halk Cephesi. Buna kohabitasyon deniyor. Yani iki tarafın bir zorunlu birliği. Ama bu zorunlu birlik fazla yürümeyebilir açıkçası. Bakalım bundan sonraki aylarda ne olacağını göreceğiz. Tabii Fransa'daki seçimin bu sonucu bütün Avrupa çapında önemlidir. Çünkü eğer Le Pen seçimden birinci parti olarak çıksaydı eğer, bu en başta bir kere Almanya'daki sağı, özellikle aşırı sağcıları fena halde cesaretlendirirdi. Ek olarak da tabii aynı zamanda Avrupa Birliği tam anlamıyla çatırdamaya başlardı. Çünkü Le Pen'in partisi Avrupa Birliği'ne karşı, şöyle karşı diyelim, hani direkt karşıyım demese bile şunu söylüyor: yetkiler azaltılmalıdır, Avrupa Birliği'nin bütçesine yaptığımız katkıyı azaltacağız. Zaten Avrupa Birliği Fransa Almanya ekseni üzerinde ayakta duruyor. Diyeceksin Avrupa Birliği'nin savunacak bir şeysi mi var? Yok, fazla bir şeysi yok. Le Pen'in savunacak hiçbir şeysi yok. Almanya'da AfD'nin Almanya için alternatif partisi de savunacak hiçbir şeysi yok. Değil mi? Macaristan'daki sağcıların, Hollanda'daki sağcıların, diğer ülkelerdeki aşırı sağcıların savunacak nesi var? Hepsi Avrupa Birliği'ne karşı bu insanların. Sebebi ise güçlü ulusal devlet, biz tümüyle bağımsız olmalıyız. Tabii göçmenler hepsini de kovmalıyız. Aynı zamanda arkasında onu söylemek gerekiyor. Şimdi Almanya şeyde bu sonbaharda dünya çapında, biri ülke çapında, diğeri dünya çapında önemli iki tane seçim daha var. Üç tane seçim var Almanya'nın doğu eyaletlerinde. Bu eyaletlerde AfD özellikle güçlüdür. Ve muhtemelen bu eyaletlerden en az birinde en büyük parti olarak eyalet hükümetini kurmaya yönelecektir. Bu tabii Almanya'nın diğer bölgelerinde,
etkileyecektir. Avrupa Parlamento seçimlerinde AfD ikinci güçlü parti olarak ortaya çıkmıştı. SPD'yi bile, Sosyal Demokratları bile geride bırakmıştı. Tabii şunu unutmamak lazım. Avrupa Parlamento seçimi bir şeydir. Eyalet hükümeti seçimi başka bir şeydir. Yani birini ötekine indirgememek gerekir. Birine bakarak öteki için sonuç çıkarmamak gerekir. Ama size en azından bir fikir verir. Avrupa Birliği seçimi. Avrupa Parlamento seçimi. Eylül ayındaki bu seçim, 3 tane seçimde, ikisi Eylül ayında, birisi galiba Ekim'in başında, ne olduğunu göreceğiz. Doğu eyaletleri özellikle AfD'nin güçlü olduğu yerlerdir. Onlara karşı özellikle alternatif olan olan ise sol partiden ayrılan Zara Wagnest'in başını çektiği partidir. Muhtemelen Doğu eyaletlerinde ikinci parti veya en azından üçüncü parti durumuna gelecektir. Özellikle AfD'den belirli bir oy alması muhtemeldir. Bu Almanya'da ilk defa olmuyor. Yani sağın oyunun, hem de aşırı sağın oyunun komünistlere geçmesi veya bazen bunun tersi olması Almanya tarihinde ilk defa olmuyor. Bugüne kadar defalarca bu ortaya çıkmıştır. Önceki konuşmalarımda örnek vermiştim sanıyorum. Mesela Hitler'in SA, yani saldırı taburlarının, kadrolarının bir bölümü Alman Komünist Partisi üyeliğinden gelmedir. Yani özellikle Berlin'de mesela SA'ların üçte biri eski Komünist Partisi üyesiydi o dönemde. Yani o dönemde faşizm Almanya'da Komünist Partisi kadrolarından bile insan almıştır. Hem de önemli sayıda insan almıştır. İşçi hareketi içinde örgütlenebilmiştir. Bunları yapabilmiştir. Bu bakımdan yani bu yani sol sağ arasında bir gidiş geliş, oyların gidiş gelişi Almanya'da şeydir, yaşanan bir olaydır. İlk defa olmuyor. Dünya çapında bir seçim ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam devlet başkanı seçimidir. Yani şu andaki adaylar Trump ve Joe Biden, ikisi arasında bir seçimdir. Gerçi şunu belirtmek gerek, yani şimdi ABD'de tamam başkanlık sistemi var ama başkan her kararı kendi almıyor. Bunun aynı zamanda eyaletler sistemi var Almanya'da. Bir bu. Başka bir sürü kurum var. Bunlarla tabii ki birlikte karar alıyor. Fakat devlet başkanının yetkileri Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle az değildir. Devlet başkanının şu veya bu olması fark eder. Çünkü şeydir, hani sadece Almanya'daki Cumhurbaşkanı gibi sadece imza atmak, bakanlar kurulunun aldığı, federal hükümetin aldığı kararları imzalamanın daha ötesinde yetkileri var. Sadece işte kabinenin aldığı kararları imzalamıyor. Başka yetkileri de var. Şöyle diyelim, ABD dünya çapında önemli bir güç olduğu için burada onun politikasında yani şöyle bir %0.5 gibi ufak bir oynama bile dünya çapında önemlidir. Yani Trump mı devlet başkanı olacak, Joe Biden mı olacak şeydir, hani fark eder dünyada izlenecek politika bakımından. Şimdi bugüne kadar yapılanlardan eğer bakacak olursak çok sayıda ülke, çok sayıda Avrupa ülkesi aman Trump olmasın diye bakıyor meseleye. Çünkü Trump'ta tam bir tüccar anlayışı var. Avrupa'yı ben niye koruyacağım ki Rusya'ya karşı? O kendini korusun. Ona niye masraf edeyim? Eskiden bunları konuştu Trump. Şimdi aynı politikaya veya buna yakın bir politikaya giderse şey oluyor. Tabii değişik Avrupa ülkeleri endişeye kapılıyor bundan dolayı. Keza dünyanın başka bölgelerinde de, mesela Suriye'de de Trump Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesine yanaydı. Veya oradaki gücün önemli oranda azaltılmasından yanaydı. Ha, hala bu görüşü savunur mu? Seçilirse eğer bunu yapar mı? Onu bilmiyoruz tabii. Yani seçimden önce konuşmayla ya da bilmem 4-5 yıl önceki şeylerle, tespitlerle seçimden sonraki tespitler aynı olmayabilir. Yani biz onlara bakarak konuşuyoruz. Ama böyle olmayabilirdi. Her durumda yani Biden veya Trump'ın devlet başkanı seçilmesi, benim görebildiğim kadarıyla Trump'ın şansı daha yüksek.
Çünkü Biden'da ciddi zihinsel yetersizlikler var. Yani bu zaten görüldü. Hem de televizyon kameralarının önünde görüldü. Alzheimer şüphesi var ciddi bir şekilde. Bakımdan Trump kazanabilir de bilemiyorum artık. Fakat her durumda iki adayından birinin kazanması zaten gerçekleşecek. Her durumda bu belli bir fark dünya politikası da yaratır. Dediğim gibi bu fark %1/2'lık bir fark bile olsa büyük bir gücün %1/2'lık oynaması bile dünyada bir takım şeyleri şu veya bu şekilde etkileyecektir. Tabii ki Amerikan politikası temelinde değişmeyecektir. Ama dediğim gibi ufak oynamalar bile hissedilebilir. Bir takım farklar ortaya çıkaracaktır. Kaçınılmaz olarak. Evet, gelecek programda Avrupa ülkelerinde aşırı sağın güçlenmesinin nedenlerine gireceğiz. O zaman tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.